Merhaba, T24'te ekonominin gündemini değerlendirmek için yine bir aradayız. Bugün önemli bir veri açıklandı. Sabah saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin ilk 3 aydaki ekonomik büyüme oranını açıkladı. Türkiye Ocak, Şubat ve Mart aylarında %2,6 daraldı. Bir önceki 3 ayda da yani 2018'in son 3 ayında da daralmıştı. İlk 3 ayda da daraldı. Muhtemelen içinde bulunduğumuz aylarda da daralma sürüyor. Yani ekonomik kriz derinleşerek sürüyor. Bugün açıklanan veriyi değerli bir konuğumla birlikte değerlendireceğiz. Ekonomistler Platformu Başkanı Doktor Oğuz Demir. Kendisi aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Oğuz Bey, sizin tahmininiz neydi? Yani rakam piyasa beklentisine uygun geldi. %2,5'tu piyasanın Evet, beklentisi. genel Yani hep, beklenti evet yani 2,6. 6 yani Eksi -2,6 tabii 6. yani. Peki, şuradan başlayalım. Şimdi bu program öncesinde hızlıca haber sitelerine baktığımda özellikle hükümete yakın sitelerin teknik resesyondan çıktı başlığıyla bir müjde gibi verdiğini fark ettim. Nedir bu teknik resesyon? Bunun bir anlamı, yani bizim bildiğimiz kadarıyla, benim naçizane bildiğim kadarıyla iki çeyrek arka arkaya bir ekonomi daralırsa bunun adı Resesyon olur. resesyon oluyordu. Durgunluk olur. Wikipedia'da böyle yazıyor. Teknik resesyondan mı çıktık? Nasıl Yani çıktık? Ne oldu? iktisat kitapları da sizin söylediğiniz şeyi söylüyor. Yani iki dönem üst üste küçülürse bir ekonomi daralmış. Yani durgunluğa girer, resesyona girer. Şimdi mesele şu aslında hani adının ne olduğunu çok önemi yok. Yani işte bazı iktisatçılar işte teknik resesyondan çıkıldı deniliyor. Bazı iktisatçılar bu süreci slamflasyon olarak tanımlıyor. Bazıları işte başka isimler koyuyor. Depresyon olur bir sene sonra diyen var. Bunun isminin ne olduğunu çok önemi var mı Barış Bey? Yani adının ne olduğunun bir önemi yok. İşsizlik %15 mi? 15. Enflasyon %19,50 mi? 50. Türkiye ekonomisi üretme kabiliyetini yeterince kaybetmiş mi? Daralma bunu söylüyor çünkü. Kaybetmiş. Yani dolayısıyla adının ne olduğu, işte insanların kafasını karıştırarak teknik terimlerle bunu anlatmanın bir manası yok. Evet biz iktisatçılar ona oturup kendi aramızda bir isim koyabiliriz. Yani adı Osman olsun da diyebiliriz. Öyle değil mi? Fark etmez ki. Evet. Önemli olan sokaktaki insanların ne yaşadığı. Önemli olan ekonomideki Tabii yani. daralmanın işte yani işsizliğe nasıl yansıdığı, şirketlerin Tabii. işte kasalarına, nakit dengelerine, borçlarına ödeyip ödeyemediklerine nasıl yansıdığı. Şimdi en güzel tanımı şu. Biz üniversitede öğrenciye de en anlaşılır biçimiyle böyle anlatabiliriz. Nedir? Gayri safi yurt içi hasılayı üç türlü tanımlıyoruz. Yani üç türlü hesaplıyoruz. İşte harcama yöntemiyle, gelir yöntemiyle vesaire. Şimdi bu bakt üretim yöntemiyle. Şimdi bu elimizdeki rakam şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye ekonomisi Ocak, Şubat, Mart ayında geçen sene 100 birim üretme becerisi göstermiş. Evet. Bu dönem bu rakam %2,6 düşmüş. Yani 97,4'e düşmüş. Şimdi 100 ve 97,4 olarak söylediğimde belki küçük görünüyor bu rakam ama geçen sene 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye 206 milyon dolarlık milyar dolarlık ürün üretmiş. 206 milyar dolarlık. Birinci çeyrekte. Evet. Bu dönem 170 milyar dolarmış ürettiğimiz malların toplam değeri. Yani sabit fiyatlarla hesaplıyor çünkü bunu zincirlenmiş hacim endeksi diye bir yönteme geçti TÜİK. Şimdi yaklaşık 30-36 milyar dolarlık üretimimiz eksilmiş bizim. Şimdi 36 milyar dolarlık Büyük katma para. değeri kim üretiyor? Şirketler üretiyor, devlet üretiyor, çalışanlar üretiyor, biz üretiyoruz. Şimdi bu rakam buraya geldiği zaman geçen sene aynı dönem %10-12'lerde, 11'lerde olan işsizlikte %15'e geliyor. Niye? Çünkü 35 milyar dolarlık üretimimiz bizim yok olmuş. Yapamamışız onu. Kapasitemiz var, her şeyimiz var ama ekonomik şartlar bize onu üretme fırsatını sunmamış. Şimdi bu önemli bir kayıp bir taraftan bakıldığında. Adının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Şimdi ben gelirken şöyle bir aslında başka bir yere bakmak istedim. Endüstriyel o sanayi kompozisyonuna ya da işte ekonomik kompozisyona bakmaya çalıştım. Ne var? Bizim dört tane ana baktığımız yer var. Sanayi, hizmetler, inşaat, öyle değil mi? Tarım. Şimdi bu rakamlar bizim için neden önemli? Dediğimi tekrar aynı şeyi söylemek lazım. Sokaktaki insan iyi yaşayabiliyor mu? Geçinebiliyor mu? Tüketebiliyor mu? Hayatını sürdürebiliyor mu? Bu yüzden önemli bu rakamlar. Şimdi ben bunun da en temel göstergesi istihdam. Değil mi? İş bulabiliyorsam iyi kötü bir şekilde hayatımı devam ediyor. Evet. Tarım sektöründe geçen sene Şubat'a yani bu 3 aylık sürecin içerisinde tarım sektöründe 4,9 milyon kişi çalışıyormuş. Bu sene
4.6 milyon. Kaç yüz bin kişi yok? 300 bin kişi tarım istihdamından ayrılmış. Evet. Tarımda bir de artı pozitif büyüme var. Bir de öyle üstelik düşünün. Yani bu ilk 3 ayda aslında büyümüş, tarım büyüdü. %2.4'lük bir büyüme var. Evet. Sanayi, yani sanayide daralma var. Geçen sene 5.60 milyon yani 5 milyon 620 bin kişi çalışıyormuş. 5.3'e düşmüş. Ne kadar kaybettik? 300 bin daha. 300 bin de oradan sanayi, yani fabrikalardan ayrılmış. Yani az önce bahsettiğim o %97.4 küçük rakamlar ama 300 bin insanın işini kaybetmesi tarımda. 300 bin sanayide. İnşaat sektörü, bakın geçen sene bu aralar 2 milyon kişi çalışıyormuş inşaat sektöründe. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 1.4 milyon kişi. Yani kaç kaybettik? Yarım milyondan fazla. Evet, 600 bin işçi aldık. İnşaattan ayrılmış. Ayrıldı. Peki en önemlisine gelelim, hizmet sektörü. Geçen senenin son çeyreği, yani 2018'in son 3 ayı. Hizmet sektörü %0.4 civarı küçülmüştü. %0.4 küçüldü. Yani binde 4 küçüldü. Bu yıl ilk çeyrek geçen yıla göre %4 daraldı. 15,5 milyon çalışıyor ve en çok istihdam yarattığımız sektör. Normalde arada kaybettiğimiz şey burada da 300 bin civarı. Yani baktığınız zaman biz küçülürken ki %4'lük bir küçülme var. Önümüzde de tabii şey var. Hani baktığınızda en ölü sezon hizmetler içerisinde en önemli iki tane sektörden biri turizm. Tamam, yılın son 3 ayı ve yılın ilk 3 ayı baktığınızda bizim turizmimizin durgun oldu. Ama sadece turizm yok ki, perakende sektörü var, finans var. Yani evet. Buralarda da işler yolunda değil ki, %4 daralmışız biz. Yani aslında siz çok güzel tanımladınız. Bu büyüme rakamları açıklanıyor. Bizim hayatımızla ne ilgisi var? Beni ne ilgilendiriyor diyecek izleyicilerimiz için cevabı verdiniz. Önemli, bütün vatandaşlar için önemli. Çünkü ekonomi daralınca insanlar işten çıkartılıyor. Evet, işte yani, İş imkanları daralıyor. Böyle bir sonucu var. Yani biz mesela büyümenin iyi olduğu yıllarda çok çabuk unutuyoruz. Büyümenin iyi olduğu yıllarda şunu konuşuyorduk. Diyorduk ki işte büyüyor ama kime büyüyor? Şimdi küçülüyor ama kime... Küçülüyor. Evet. Bakın yine aynı şeyle karşı karşıyayız. Bu bir sistem sorunu. Büyüdüğü zaman zengin daha çok zenginleşiyor. Yani rakamların işte ödemelere baktığınızda büyüme dönemlerinde işçi transferlerinin, işçiye ödenen paranın çok yani yüzdelik payının azaldığını görürsünüz. Küçülme dönemlerinde işçiye ödenen payın arttığını görürsünüz. Ama nitekim aslında bugünkü verilerde de aynı şeyi görüyorsunuz. Emeğin payında bir artış, şirketlerin, işletmelerin payında bir hafif bir daralma var. Ama burada dönüp baktığınızda bu artışın temel nedeni istihdamın artmasından kaynaklanmıyor. Yani istihdam artmış olsaydı ve iş gücü ödemeleri artmış olsaydı biz hepimiz çok mutlu olacaktık. Diyecektik ki işçimize daha çok para ödüyoruz. İşçi azalıyor. Evet. Yani işçi azalırken iş gücü ödemelerinin artması ne demek? Yani baktığınızda buradaki mesele şu, demek ki daralan şey aynı payı daha fazla şeye gidiyor. Evet, şirketler de ciddi oranda daraldığı için pasta daralıyor aslında. Tabii yani, toplam pasta daralıyor. Daralınca pasta küçülünce o pastanın işçinin aldığı pay daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Evet, peki yine bugünkü verilerde dikkat çeken noktalardan bir tanesi kamu harcamalarındaki artış. Yani sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi İnşaat sektöründe müthiş bir daralma var. İlk 3 ayda %10 civarında. Sanayide ciddi bir daralma var. Belirttiğiniz gibi ana istihdam motoru olan hizmetlerde büyük bir daralma var. Ama kamu harcamaları %7 civarında, yanılmıyorsam. Yani kamu harcamaları dediğimiz devletin harcamaları. Zaten bu ilk 3 ayda izleyicilerin belki dikkatini çekmek lazım. 31 Mart seçimlerinin hemen öncesindeki dönem. Yani seçim ekonomisinin çalıştığı bir dönem. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu kamu harcamalarındaki artış ne demek? Olmasa ne olurdu? Ne kadar sürdürülebilir? Yani zaten sürdürülebilir olmadığını bir kere bütçe rakamlarından görüyoruz. Türkiye'nin 2019 yılı bütçe açığı hedefi ne kadar? 80 milyar lira. Bir, o yeni ekonomi programında geçen. İlk 4 ay bütçe açığı ne kadar? 55 milyar lira. Yani baktığınız zaman İşte seçim ekonomisi ve devletin tüketim harcamalarını büyümenin motoru olduğunu gösteren önemli nokta bu. 55 milyar lira açık vermiş devlet. Yani bu belki de son dönemde en fazla gördüğümüz rakamlardan biri. En hızlı tüketimlerden biri. Devletin bütçesini tüketmesinden bahsediyorum. 2018'in ikinci çeyreğinde de benzer bir büyümenin öncüsü haline gelmiş şey var. Kamu harcaması var. 7.8. 2018'in ikinci çeyreği neye denk geliyor Barış Bey?
O da seçim. Seçime denk geliyor. Yani evet. 20... Yani hani biz özellikle AK Parti iktidarlarının işte 2002'den bu yana en çok söylediği şeylerden biri şuydu ya, seçim ekonomisini Türkiye'de uygulamayacağız, bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Şimdi rakamlar tesadüfi değil herhalde. 2018 birinci çeyrek devletin harcamalarının payı 3,5. Üçüncü çeyrek 3,4, dördüncü çeyrek 0,5 büyümedeki payı. İkinci çeyrek 7,8. Yani geçen sene. Bu sene yine ilk 3 ay bir seçim 7,2. Demek ki ne yapıyor devlet? Yani seçim ekonomisini baya baya uyguluyor. Zaten geldiğimiz noktada bizim en çok endişelendiğimiz, bugüne kadar hep iddia ettiğimiz şu vardı. İşte bütçe disiplini en azından diğer ülkelere göre daha iyi gidiyor. Şimdi o da gitti elimizden. Yani bu tip seçimlerde demek ki bu tip harcamalarla biz ayakta tutmaya çalışmışsak ekonomiyi, ki eğer şu rakam, bakın biz harcama cinsinden hesapladığımızda 4 grup para harcıyor diyoruz. 1. Tüketiciler para harcar. Tüketicilerin harcadığı para bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 küçülmüş. Yani İlk 3 ayda. Evet. Biz, evet, bugün açıklanan evet, rakamları biz 100 lira harcarken düşürmüşüz. Bugünkü rakamları. Evet. Gayri safi sabit sermaye oluşumu dediğimiz, yani yatırım harcamaları. Yatırımlar. Evet. 100 harcarken 87'ye düşürmüş. İş dünyası yeni yatırım yapamıyor. Yani hani diyorduk ya, işte kredi verilecek, nefes kredileri, can kredileri, ivme kredileri, sanayi yatırım yapacak, yeniden büyüme temposuna gireceğiz. Sanayinin işte yatırım yapmadığının en güzel örneği %13 bir önceki seneye göre düşmüş. Tamam, faizler yüksek, bunu anlıyoruz ama verilen paketlerin de bir işe yaramadığının en temel sonucu burada. Yani tüketici, yani biz vatandaşlar kısmış. Üretici. Yatırım yapan iş dünyası kısmış. Bir tek ihracat tarafı bir miktar olumlu. O da dışarıda iş, yani paramız değer kaybettiği için dışarı mal satıyoruz. Evet. İthalattan vazgeçtik çünkü paramız değer kaybedince ithal mallar pahalılaştı. Orada da bir katkı var büyümeye ama asıl motor gene devlet. Yani Türkiye hızla, Türkiye ekonomisi devletin büyümeyi domine ettiği bir şeye dönüşüyor. Peki o zaman kritik soruya geldik. Türkiye ilk çeyrekte, yani bugün açıklanan verilere göre ilk 3 ayda %2,6 daraldı. Devletin büyük oranda artan harcamaları olmasa muhtemelen çok daha fazla daralacaktı. Belki %5'i falan görecektik. Şimdi ama bir yandan da sizin söylediğiniz gibi devletin bütçeyle ilan ettiği bir yıl sonu gelir gider dengesi hedefi var. Yani ben diye deklare etti, 80 milyar TL yıl genelinde açık vereceğim. Ama ilk 4 ayda bunun 55 milyar TL'sini tüketti. Şimdi geri kalan dönemde normal koşullar altında kemer sıkması lazım. Hem de normal şartlarda. Hem de bayağı bir kemer. Hem de bayağı bir kemer sıkması lazım. Fakat şimdi eğer devlet beklendiği gibi ciddi şekilde kemer sıkarsa ekonominin büyümesi, ekonominin hali nice olacak? Yani bu büyüme, bu daralma belki de derinleşerek sürecek mi önümüzdeki dönemde? Şimdi bakın, yani belli ki yılın ikinci 3 ayı da böyle kötü geçiyor. Yine devlet bir şekilde ayakta içinde bulunduğumuz aylar. Evet, yani evet. İşte Nisan, Mayıs, Haziran. Evet. Şimdi devletin aslında harcama yapması, devletin ekonominin büyümesini ayakta tutmaya çalışması, çabalaması gayet normal bir şeydir değil evet. mi? Yani baktığınız zaman eğer bir ülke kendi kaynaklarıyla bir şekilde özel girişimiyle, müteşebbisiyle, tüketimiyle büyüyemiyorsa devlet tabii ki bu işin içerisine girecek. Çünkü derinleşecek kriz. Buradaki sorun şu. Bütün bunları ne pahasına yaptığımız. Yani Türkiye ekonomisi aslında devletin bu kadar kendinden taviz vererek büyümesini gerektirecek kapasitesizlikle karşı karşıya mı? Yani bizim üretim kapasitemiz yoktur. Devlet gelir yatırım yapar. Bunu anlarız. Bizim işte çalışanımızın iş bulabilme şeyi yok olmuştur. Devlet gelir istihdam yaratır, anlarız çünkü sonuçta devletin de görevi bu, bir taraftan baktığında vatandaşına evet. belirli bir refah sağlamakla yükümlü. Tabii kuşkusuz, hatta dünya şu anda vatandaşlık geliri olmalı mı olmamalı mı? Bunları tartışıyor. Tartışıyor. Evet. Şimdi bizdeki sorun şu, bizde bu kapasite var. Bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani Türkiye ekonomisi büyüyebiliyordu, üretebiliyordu. Tamam, arızaları vardı, sorunları vardı ama bunlar orta ve uzun vadede belirli programlar çerçevesinde geçmişte başka ülkelerin yaptığı gibi çözülebilecek meselelerdi. Yani eğer çözme iradesi olsaydı. Biz ne yaptık? Biz kendi elimizle kendimizi son 5-6 sene seçimlere mahkum ettik. Sürekli bir sistem tartışması içerisinde, sürekli bir yöneten yönetilen tartışması içerisinde o kurulu kapasitenin önünü açmak, o kurulu kapasitenin büyümesine katkı sağlamak yerine döndük. Bir siyasi, yani iktisadi gerçeklerle ilişkisiz bir siyasi mekanizma içerisine oturduk. Barış Bey geçen sene
döviz sıçrarken bizim en önemli ortaya koyduğumuz 3 tane temel argüman var. Niye sıçrıyor açıklarken? Bir, diyorduk Türkiye'nin çok ciddi bir cari açık sorunu var. 60 milyar dolara gelmişti hatırlarsınız. Evet. 2, dış borç var şirketlerin demiştik. Evet. 3, bir de siyasi gerginlikler oluyor ülkede demiştik. Şimdi dövizin sıçramasında cari açık sorunumuz var mı? 10 Yok, milyar şu an dolara bitti. Geldi. Bitti. Yani evet. Tamam, iyidir kötüdür bu tartışılır ama hani o dövizin sıçramasının nedenlerini konuştuğumuz süreçten bahsediyorum. Yani her şey eşit. Bizim dış borç sıkıntımız, şirketlerimizin dış borç sıkıntısı her geçen gün bir miktar yapılandırılıyor. Öyle mi? Yani bugün finansal istikrar raporu açıkladı Merkez Bankası. Orada da bir miktar daha olumluya doğru gittiğini söylüyor. Bu ikisi ortadan kalkmış. Biz hala dövizde acayip dalga boyları görüyoruz. Niye? Çünkü üçüncü mesele ortadan kalkmıyor. Yani siyasi istikrarsızlık. Evet. Seçimler, S-400 meseleleri. Bunlar bitecek, yenileri gelecek. Yani ben artık burada çok da ümitli değilim bu işin bir süre daha normalleşip biz yönümüzü ekonomiye çevireceğiz kısmına. Çünkü sürekli bunun içerisinde yeni bir hikaye yaratmayı başardık son 5-6 senedir. Bu işte en nihayetinde dönüyor bizi bütün ekonomik göstergeler tarafında vuruyor. Yani ilk devletin tabii ki harcaması ve sahip çıkması gerekir. Ama şöyle yaparsınız. Önce dersiniz ki ben bir gerginlik ortamını yok edeceğim. Önce bir özel sektöre fırsat vereceğim. Şu an faizlerin bu kadar yüksek olmasının temel nedeni risk primimizin yüksek olması. O da ama dediğiniz noktanın sağlanabilmesi için herhalde güven ortamının sağlanması gerekiyor. Evet. O da yani birçok şeyi gerektiriyor. Bunlar içeride, demokrasi dışarıdan. De bunun tabii. Bir parçası. İşte bu seçimlerin böyle arka arkaya gelmesi, adalet. İptal edilip yenilenmesi bir sorun kaynağı olarak da bunun parçası. Dolayısıyla hani iş ekonomide bitmiyor gibi gözüküyor. Öyle o, değil mi? O sizin gerek koşulunuz, yeter koşulunuz değil. Yani ama ne kadar önemli olduğunu anlamamız evet. için gerek koşul. Yani bir kere yoksa, demokrasi olacak. Evet, bu yoksa, ya zaten yoksa neyi konuşuyoruz? Yani, bu olacak. Bunun üstüne siz sorunlarınızı çözeceksiniz. Tartışarak çözeceksiniz. Zaten demokrasi size o zemini sağlar. Yani Türkiye'de bundan 10 sene evvel, 5 sene evvel oturup şunu tartışabilecek şansımız olsaydı deseydik ki ya Türkiye'nin cari açık sorununu şöyle çözmemiz lazım. Bakın bunları yapmamız lazım. Bu gerginlikleri yaratmamamız lazım. Hani hiç o gerginliklerin olmadığı demokratik bir ortamda biz bu sorunları çözebiliriz. Çünkü Türkiye'nin kurulu kapasitesi var. Evet. Yani Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından beri inşa edilmiş, bugünlere kadar gelmiş bir kurulu kapasite var. Biz o kapasiteyi henüz kullanamıyoruz. Gençlerimiz var. İşte o kapasitenin kullanılamadığını, gençlerin kullanılamadığını en güzel göstergesi işsizlik rakamları. %25. %25 yani genç işsizliğin oranı hakikaten korkutucu seviyelerde. Peki şimdi biraz da geleceğe bakalım. Yani mevcut durumu güzel bir şekilde analiz ettiniz. Ama önümüzdeki yani insanlar geleceğe elbette umutla bakmak istiyor. Şu an tamam hani kötü bir dönemden geçiyoruz. Nefesimizi tuttuk ve bunun bitmesini bekliyoruz. Nefesimizi tuttuk, bitmesini bekliyoruz ama bir türlü de bitmiyor. Umarım hani önümüzdeki dönemde bitecek diye bakıyoruz geleceğe. Geleceğe baktığımızda ne görüyoruz? Şunu da ekleyeyim. Yılbaşında resesyon başladığında yani Türkiye'nin ekonomik daralması başladığında bir krizin içinde olduğumuz artık genel kabul görmeye başlamıştı ama bu krizin adı konusu tartışılıyordu. Yani bir U tipi kriz mi yaşıyoruz? Yani ekonomi daralıyor ve bir süre aşağıda seyredecek ama sonra tekrar yukarı çıkacak. Yoksa V tipi mi? Yani hızla dibe vuracağız ve hızla çıkacağız. 2001'de böyle olmuştu. Evet. Yoksa en fenası L tipi mi? Yani aşağı vuracağız ve öyle gideceğiz uzun bir süre diplerde. Hangisi? Nereye yani gidiyoruz? Aslında 2008'de de ben çok benzer bir şey söylemişim. Şimdi bu sistemin şöyle bir özelliği var. Dediğiniz gibi sadece zaman önemli. Yani o L tipinin kalabilmesi bizim gibi ülkelerde çok olabilecek bir şey değil. Yani dünyaya entegre, işte dünyayla iş yapan, mal alan, mal satan, finansal piyasaları dünyayla iç içe girmiş ülkelerde öyle dipte kalmak çok mümkün değil. Eğer ülkeniz içerisinde çok yani bu az önce söylediğiniz o gerek koşulu iyice yok etmek ve yok etmemek kaydıyla yani onu yok ederseniz ben artık başka bir ülke kuruyorum demediğiniz ben sürece, dünyadan kopuyorum derseniz o zaman sürece, olur ama hani olmadığı sürece varsayıyoruz. L olmaz diyorsunuz. L olmaz. Genellikle yani aslında dipte ne kadar kalacağımız önemli. Şimdi o dipteyiz ya da yani o dipte daha ne kadar aşağı doğru gideceğimiz önemli. Şimdi rakamlar şunu söylüyor. Biz özellikle Ocak, Şubat, Mart'ta şunu hep beraber konuşmuştuk. Tüketici güveni yerlerde işte
PMI dediğimiz işte üretimle ilgili endeksler yerlerde, ekonomi güveni, yani geleceğe bakış negatif demiştik ilk 3 ay. Ama seçim bitti 31 Mart'ta. Nisan ayında böyle bir toparlanma işaretleri görüldü. Evet. Hatta ekonomi yönetimi de çıktı. İşte her bir ay bir önceki aydan daha iyi olacak dedi. Evet, evet. Ama öyle bir süreç yaşadık ki gene az önce söylediğim gibi, yani belki kendi kendini toparlayacak bir ekonomi. Çünkü böyle bir düzeltme şansı vardır kapitalizmin bir taraftan baktığınızda. Yani ucuzlaşmış, işte dünyaya mal satıyor. Hı hı. Yani 2001'de de benzer bir şey yaşadık. Evet. Ya da işte hükümetin elinde çeşitli fonlar var. Bunları kullanarak piyasaya para enjekte ediyor. Bir şekilde kendini toparlayabilecek bir altyapı yaratıyordu. Ama sorun şu, hemen peşinden yeni bir kriz yarattık. Yani bir seçim tekrarı ve S-400 meselesi. Çünkü S-400 de yaklaşıyor. Bütün bu siyasi meseleler bizim riskliliğimizi ve dolayısıyla tüketicimizin ve üreticimizin güvenini yeniden bozdu. Yani 5.80'lerde seyreden döviz, dolar hep. Bu neden önemli? Aslında doların değerinin şöyle bir psikolojik önemi var bizim için. Sıçramaya başladığı zaman para harcamayı kesen ve gidip hızlı döviz alan bir tüketicimiz var. İki, bir an evvel yatırımlarını durdurup aynı şekilde kendini kur riskinden korumaya çalışan bir üretim yapımız var, üreticimiz var çünkü ithal ham maddeye bağlı. Evet. Bu ikisi bir araya, kurda böyle volatilite yükseldiği zaman bizde güven durmuş oluyor. Zaten dönüp bakarsanız da rakamlara, geleceği işaret eden rakamlara, tüketici güveni, işte ekonomik güven, perakende sektörü güveni, bütün bunlara baktığınızda biz ikinci çeyrek içinde pek iyi işaretler görmüyoruz. Nisan'da bir düzelme, şimdi Mayıs gene diplerdeyiz. Haziran yine benzer şekilde, özellikle Ramazan'la bir miktar hareket oldu. Ama Ramazan'dan sonra, yani özellikle bayram sonrası, orada da bir sakinleme gelecek. Yani ikinci üç ayda pek iyi geçmeyecek. Şimdi asıl buradan sonraki mesele iktisadi olarak analiz edebileceğimiz bir mesele olmaktan çıkmış oluyor. Yani rakamlara bakıyoruz. Evet, aslında düzelme vardı. Zaten düzeltecek kendini. Ama tak bir müdahale geliyor, gidiyor. Şimdi asıl mesele şu. Biz Haziran ayına geldiğimizde tekrar bir seçim yaşayacağız. İstanbul seçimi. 23 Haziran. Evet. İki, S-400 meselesinde bir haber çıkıyor. Dolar 5.85'leri görüyor. Yarın bir haber daha çıkabilir. 6.20'ye geri gidebilir. Yani böyle bir volatil durum var. Bu mesele kalıcı olarak çözülmedi. Bunların hepsi bir bahane. Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri nasıl? Rusya ile olan ilişkileri ve aşağıda Suriye ile, Suriye meselesindeki pozisyonu nasıl olacak? Yani daha aslında bu anlık olaylardan çıkarsak, bu ilişkilerde bir yol alınabilecek mi? Bir somut, sürdürülebilir, istikrarlı bir politika duruşu Türkiye sergileyebilecek mi? Yani bu, şunu bu söylüyor. Önemli. Evet, şunu söylüyorsun. O zaman ancak söylemek mümkün. Evet, bundan sonrası politik gelişmelere bağlı. Hiç, yani şunu söyleyebilirim size, çok hızlı bir şekilde 31 Mart'tan sonra tüketici güveni 6 puan birden artabiliyor. Yani demek ki abi, bizi burada belirleyen şey bu siyasi gerginliklerle ortaya çıkan volatilitenin ortadan kalkması. Volatilite ortadan kalktığı zaman en azından şunu söyleyebiliyor tüketici kendine. Ha, burada kalacak. Fiyat bu. Peki diyeyim, alacaksam araba, alacaksam çamaşır makinesi veya diğer şeyleri, ihtiyaçlarımı gidereyim diyor. Üretici, ama olmadığında dur bekle, bir göreyim ne olacak bu işin sonu. Aman koruyayım diyor. Üretici için de fiyatlama yapamıyor. Yani ithal mal alıyor. İthal malı Türkiye'de satacak. Yani çünkü ithalat temelli üretiyor. Evet. Bakıyor diyor ki, ben bunu aldım bugün 6 liradan ödeyeceğim doları. Ha, yarın 5.80 oldu. Öbür gün 6.20 oldu. Ya ben nasıl para kazanacağım diyor. Fiyat veremiyor yani piyasaya. Hı. Şimdi o da korumaya başlıyor, korkuyor. Dolayısıyla bir istikrar yakaladığımız zaman, kurda özellikle istikrar yakaladığımız zaman, ki bunun da temeli siyasi meselelere dayanıyor, bunu oturttuğu zaman ülke en azından o güveni yavaş yavaş inşa etmeye başlayacak. Ben geçenlerde de yazdım. Yani güven ve beklenti şu an Türkiye ekonomisinde az önce saydığımız bütün verilerden daha önemli. Niye? Çünkü bizim içinde bulunduğumuz ortamda ihtiyacımız olan şey güvenlikli bir tüketicinin ve üreticinin kendini ekonomik olarak güvende hissedeceği bir ortam. İki, beklentisinin iyimserleşeceği bir ortam. Bu ikisini sağlayamadığımız sürece, yani bu işte önümüzdeki 3 ayın sonunda da oturur 2.6 değil de 1.2 küçüldük, neden olduğu tartışırız. Ama biz bunu tersine çevirmek istiyorsak o güveni inşa etmek ve beklentileri iyileştirmek zorundayız. Dolayısıyla yani Ankara'nın bu siyasi istikrar ve güven meselesinde hangi atımları atacağını bilmediğimize göre yıl sonu için kesin
şu rakam olacak, bu kadar küçülecek, şu kadar daralacak demek kolay ben, değil. Ben zaten şu süreçte tahmin yapabilmek herhangi bir ekonomik göstergede, yani hani şimdi piyasa beklentisine uygun geldi ya, 2.5'tu piyasa beklentisi, 2.6. Evet. Artık bunu söylüyorum, yani ya hani piyasa beklentisi TÜİK'le danışıklı ortaya çıkıyor. Evet. Ya TÜİK hani piyasa beklentisi. Piyasa TÜİK çünkü içeriden haber alıyor. Yani şu rakamlarla tahmin yapabilmemiz bizim mümkün değil yani. Çok modelinizin o kadar çok bilinmeyen değişkeni var ki bir şey tahmin yapabilmeniz mümkün değil. Evet. Bakıyorsunuz, söylüyorsunuz, hani daha böyle şey içgüdüsel hareket ediyor şu anda ekonomik aktörler. Dolayısıyla bundan sonraki süreç işte Ankara'nın ve Washington'ın ve Moskova'nın aklından ne geçeceğine bağlı. Evet, izleyecek yani. Politikalara bağlı. Çok teşekkürler Oğuz Bey. Bugün Ekonomistler Platformu Başkanı Doktor Oğuz Demir'le birlikte gayri safi yurt içi hasıladaki son daralmayı inceledik. Bugün TÜİK açıkladı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk 3 ayında, yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında %2.6 daraldı. Bundan sonra ne olacağı Oğuz Bey'in söylediği gibi politik gelişmelere son derece bağlı. Çünkü kur, yani dövizin seviyesi Türkiye ekonomisinin temel faktörü, göstergesi. Oradaki gelişmelerin nasıl seyredeceği ise siyasi alandaki, işte her şeyden önce de S-400 füzeleri krizindeki gelişmelere bağlı. Umarız bu Türkiye ekonomisinin daraldığı son çeyrek olur. 2018'in son çeyreğinde daralmıştı %3. Bu yılın ilk çeyreğinde %2.6 daraldı. Umarız bundan sonraki çeyreklerde, yani yılın geri kalanında büyümeye geri döneriz. Ama gidişat, gelen işaretler pek de öyle olacakmış gibi gözükmüyor. Teşekkürler. Yeni verilerle, gelişmelerle yeniden bir arada olacağız.